Neler karıştırıyorsun bakalım anne. Anne. Neler oluyor Aziz? Gece gece bu kadar sıkıştırmanın ne alemi vardı Tahsin? İstediğini aldın Hasibe. Bana istediklerimi ver. Başka şeye de karışma. Bir daha da ayak altında dolaşma. Anne! Hayırdır Çakal Fani? Dalgınsın biraz. Bir iz buldum demiştim ya baba. Onu yakaladım. Takip ettim. Ama işin ucu hiç beklemediğim birine çıktı. Bir adım daha kaldı ama... Ve sen o adım atarsan senin için her şey değişecek. Evet. Bazen vazgeçmek çok büyük kazançtır Çakal Fani. İçim soğumuyor baba. Soğumuyor. Müsaaden olursa... Estağfurullah. Müsaade ne demek? Allah sonumuzu hayır eylesin. Annemi kendi için hapsetmişsiniz. Ölüm, hapis, zindan. Bunlar sizin için kolay olanlar. Buna sebep olan herkese annemin hapsolduğu yere tek tek tıkacağım. Önüme kim çıkarsa çıksın, eze eze yıkacağım.
sizi oraya tıkacağım. Yemin ediyorum. Başka bir şey var. Başka bir şey. Feride'nin annesi ve babam. Bir şey var ama ne? Ne işin var senin o adamla? Hangi adam? Adres sordu o. Anne, konuşacak mısın, ben gidip öğreneyim. Fırat biraz sakin ol. Karışma sen! Fırat ne demek karış? Karışma dedim! Abi Necmi abiden de bir haller var, farkındasın değil mi? Herkeste bir haller var, ben izleyeyim. Fırat ne demek karışma, biraz sakin ol, sokak ortası. Karışma! Fırat değil mi? Fırat! Ne işin var dedim! Fırat! Varma. Fırat! Fırat ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Gece gece hem de annene. Karışmayın abi. Siz karışmayın, anne buraya gel. Fırat bağırma gece gece. Gel buraya. Fırat sakin ol. Sakin. Fırat ah, Fırat ah. Gel Tekin abi, bırak. Ne bırak? Gel şunu. Tekin abi. Bırak beni. Fırat ne yapıyorsun abi? Gece gece sokak ortasında. Bak, bak hoş sohbetimiz var. Kalbini kırmayayım. Bırak beni. Fırat. Aman bak. Lan nereye? Karışma. Neredesin? Feride? Ne oldu? Feride neler oluyor? Gecenin bu saatinde Azize teyzenin burada ne işi var? Kavga mı ettiniz? Aziz'in babasıyla buluştu. Nedenini bilmiyorum. En kötüsü Fırat gördü. Çok öfkelendi. Neden o kadar öfkelendi hiçbir fikrim yok. O adamı nereden tanıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum Yalçın. Sanki her şey en başa dönmüş gibi. Nasıl yani? O şerefsiz mahalleye geliyor. Üstelik Hasibe teyzeyle konuşuyor. Neden? Bilmem. İnan, inan hiçbir fikrim yok. Hadi kalk, ben seni eve bırakayım. Yoktur. Emine'den haberim var mı? Evde mi? Onunla konuşmam lazım. Şimdi eve bıraktım. Ben de biraz dolaşmaya diye çıkmıştım ama. Konuşmam lazım onunla. Aa, hayır Feride. Hayır arama. Arama. Ne diyeceğim şimdi ben sana? Altan, ne diyeyim ben şimdi sana? Alo, Emine. Efendim Feride. Yalçın'la konuştum da şimdi evdeymişsin sanırım. Biraz konuşalım mı? Geleceğim sana ben. Ha, çok iyi olurdu, çok iyi olurdu canım benim. Ama ben ne yaptım biliyor musun? Bütün evi birbirine kattım, alt üst ettim ya. Hatta böyle kışlık tarhana salça yapacağım falan diye evi bir görsen var ya, ev gerçekten bomba patlamış gibi, yemin ediyorum. Bir de ben bir yorgunum. Bence biz şöyle yapalım Feride'cim, yarın konuşup buluşalım. Tamam canım, bence de öyle yapalım. Biz seninle öyle yapalım. Tamam canım, hadi görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal. Yani bana da Feride'ye yalan söylettiniz ya. Umarım planı işe yarar Aziz. Sen eve bıraktığında iyi miydi?
Hayırdır inşallah. Aziz. Aziz. Yoksa hafızayı gerçekten mi kaybettin sen? Dalga geçmeyi bırak Altan. Bir an önce buraya gel. Konuşmamız gereken şeyler var. Konuşmamız gereken şeyler mi? Ne konuştun? Ya babanı konuşacağız ya Kerim'i konuşacağız. Ha. Bir de Nehir Hanım'ın yeni çevirdiği işleri buna ek olarak. İyi geceler yatsın. Fırat aç artık şunu ya. Ha Tekin. Fırat nerede? Nasıl oldu? Sakinleştiremedik Feride. Bize de bağırdı çağırdı sonra bastı gitti. Tamam Tekin sağ ol. Ha, bu akşam Salih Baba'nın dükkana gelmiştim. Niye geldi ki oraya? Ne söyledi? Bir şey mi söyledi? Yok. Biz de şaşırdık ama bir şey demedi. Oturdu biraz sonra da birden kalktı gitti. Tamam Tekin. Teşekkür ederim. İyi geceler. Ne demek? Size de. Ne o? Çok mu özledin beni kapılarda bekliyorsun? Bana bak. Babana bir şeyden bahsetmek yok tamam mı? Ben babamı çok seviyorum merak etme. Söyle bakayım senin odanda ne işin vardı? Ha? Ne koparmaya çalışıyordun yine? Kızından çıkanı kulağın duysun. Ben senin annenim. Annemsin. Sen benim annem falan değilsin. Ne çabuk unuttun bana anne deme diye bağırdığın günleri? Ha? Ne çabuk unuttun? Eskiden kabullenemiyordum. Ama artık ediyorum sen haklıymışsın. Sen benim annem falan değilsin. Sen bunca zaman babamın yakınında olabilmek için katlanmışsın bana. Tabii biz buna sevgi körlüğü diyoruz. Ben çok üzülüyorum biliyor musun? Yıllar boyunca seni annem yerine koyup sevdiğim için. Çok özür dilerim ya. Al işte. Senden de bu beklenir zaten. Haklısın. Bundan sonra benden beklentilerini değiştir Hasibe Hanım. Şimdi söyle bana. Aziz'in babasıyla ne işin vardı senin? Sana hesap mı vereceğim ben bu yaştan sonra? Evet. Sen bana bu yaştan sonra hesap vereceksin. Babamın yüzünü yere eğecek bir şey yapacak olursan. Bana bak senin ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne demeye çalışıyorsun? Bir şey demeye çalışmıyorum. Diyorum. Bir daha. Babamın sırtından bıçaklayacak bir şey yapacak olursan o masum aptal Feride'yi unut. Anladın mı beni? Sana bu hayatı dar ederim. Cehenneme çevir. Anladın mı? Bir gram da pişman olmam. Benim hayatım çoktan cehenneme döndü zaten. Selamünaleyküm baba. Ve aleykümselam güzel çocuklar. Gelin bakalım. Baba Fırat dükkana döndü mü? Yok hayırdır ne oldu ki? Aziz'in babası mahalleye gelmiş. Hasibe ablayla konuşurken Fırat görmüş. Delirmiş tabii. Tanıyor musunuz baba? Abdullah amca nereye gidiyor ya? Ahmet'im sen bana bir kahve yap hadi. Kahve mi yapayım? Necmi abin gitti. Tahsin mahalleye geldi. Tekin evlat. Hazırlıklı olmamız lazım. Hadi. Baba kahve bitmiş ya. Kısmet değilmiş Ahmet'im. İşlerin tahmin ettiğimizden daha karışık oldu aşikar oldu. Gördüğüm şey... Feride'nin annesi ve baban.
Nasıl oluyor da bir araya gelebiliyorlar? Neler oluyor Altın? Nasıl? Ne nasıl? Yani nasıl bir araya gelmişler demek istedim. Nasıl ve neden? Bulmamız gereken şey bu. İşin içinde Feride'nin annesi ve Feride'nin kardeşi var. Üstelik buna seninle birlikte şahit oldum. Aynı şoku yaşadım. Bak Aziz. Bu işi Feride ile birlikte çözmekten başka bir şansın yok. Ama sen ne yapıyorsun? Kalkmışsın hatırlamıyormuş gibi yapıp kızı kendinden uzaklaştırıyorsun. Bu hafıza kaybı oyununu bitireceksin. Yoksa bu gizemi çözmem bizim... Bu konuda kararım net Altan. Sen Feride'nin annesiyle babamı araştır. Nereden tanışıyorlar? Ne zamandır tanıyorlar birbirlerini? Alıp veremedikleri ne ki? Gecenin bir vakti mahalle köşelerinde buluşuyorlar. Demek ki acil bir şey var. Yoksa babam böyle tedbirsiz hayatta davranmaz. Bu kadın... Hasibe. Onda bizim bilmediğimiz... ve babamın ihtiyacı olan bir şey var. Ama ne? Bu işin altından çıkan kokuları hiç azıttım. Ben de. Hem de hiç. Gittikçe boğuklaşan bir ses duyuyorum. Derinden. Sımsıkı kavradığım bu ses... dünyanın avuçlarımın arasından kayma sesi. Kelimelerin içimi kıyan bağırtılarını duyuyorum. Çığlıkları kramp gibi her yanımda dolanıyor. İçim içimden geçerken bağırmak istiyorum. Sesim içe dönük bir yankıyla beynimin içinde uğulduyor. Bağırdıkça ben, sonsuzluğunda titreşen o ses her yanımı öldürüyor. Suları ölümsüzlük dağıtan o yeri, ölümlü olmanın verdiği acı ile kıvrana kıvrana arıyorum. Hücrelerim acıyor. Boğazımda düğümleniyor yaşam. Orada bitiverecekmiş gibi, orada yok oluverecekmiş gibi. Sesim çıkmıyor, konuşamıyorum, bağıramıyorum. Yeniden doğmak için ölüyorum. İçimde büyüyen bu duygu tam bir öfke. Olması gerektiği gibi mi bilmiyorum ama şakasız, sert, derin. İnsan haddini bilmez düşüncelerine nasıl hakim olabilir? Kaldı ki bu hadsiz düşüncelerin gelip zihnime bir hançer gibi saplanıp kaldığını bile bile. İçimden hayatlar geçiyor. Hayatların içinden geçiyorum. Biraz eksik, biraz fazla. Olmakla ölmek arasında kalıyor bazen yüreğim. Varlıklarının sarhoşluğu bedenimi sardığı zaman ince bir kendinden geçişle kayboluyorum. Sonra bakıyorum ki kaybolduğum kendimmişim. Bedenimde yüzyıllardan kalma bir emanetin varlığını duyumsuyorum. Acıtıyor. Çok acıtıyor. Şaşkınlık içinde hayat denilen sürecin kaypak ve yalan zemininde bu emanetin neden beni bulduğunu sorup duruyor. Bedenimi ve ellerimi titreten o ses hep ve ısrarla o ses yankılanıyor içimde. Sen kimsin? Kendimi tanımlayacak birkaç kelime arıyorum. Anlamsızlıkları beynimin içindeki sessizlikte yankılanıyor. Kirli kelimeler bulaşıyor hayatıma. Elime, yüzüme. Bugün geçmişin kirli elleri üzerimde geziniyor. Sonunda ellerimle tuğla tuğla ördüğüm bu duvarları kelime kelime yıkıyorum. Artık kendime dayanamıyorum. Beni anlatacak bir kelime düşünce kumlara bir fırtına çıkıyor. Söylediklerim bir kırbaç acısıyla
kum tanesi olarak gelip yapışıyor yüzüme. Ne söylemeliyim? Bazen ölmekle doğmak arasında kaldığım bu yerde kendimle konuşmaktan kendime tahammül edemez hale geliyorum. İnsan bazen öylece baka kalıyor kendine. İçimde bir ateş yanıyor. Garip bir huzur duyuyorum. Elem neşra, leke sadrek. Gece suskunu mağarasından çıkan kelimelerim Kehf ashabının dudaklarından kilitli kalıyor. Şimdi içimde bir ateş yanıyor. Etrafımda tutuşabilecek ne varsa her şey alev alıyor. Burası bir çöl ve sadece ben varım. Kumlar tutuşmuyor. Tam 40 gece yanıyorum. İçimde sürekli olanın aksine garip bir huzur duyuyorum. Elem neşra, leke sadrek. Of, bir de sen gizem yapayım yine. Bir de seni merak edeyim artık ben. Açsana artık şunu ya. Ay Allah'ım, aklımı oynatacağım ya. Sır saklamak ne zormuş. Altan, ama ne diyeyim ben şimdi sana, ne diyeyim? Beni soktun bu işin içine. Açamam Feride, açamam. Arama artık beni, açamam arkadaşım. Ay, ben hiç yalan söyleyemiyorum ya. Vallahi herkes mi benim üstüme gelir anlamıyorum ki. Hadi Emine, aç artık şunu. Ay ama Feride, sen de ne kadar inatçı çıktın ya. Altan, ben sana yapacağımı biliyorum. Yani millet erkek arkadaşıyla romantik anılar falan paylaşır. Bir de bizim paylaştıklarımıza bak. Hastaneler, kurşunlar, silahlar falan. Ama Altan, ben sana yapacağımı biliyorum. Dur sen. Anlatacağım oğlum. Kahvaltı ettin mi sen? Ya ne kahvaltısı ya? Bak ben dün gece delirdim. Kafayı yedim, tokum. Anlat istersen. Anne! Beni delirtme. Ben de o adamları gebertmeyeyim. Ha? Anlat hadi. Tamam, anlatacağım. Baban inip çıkamaz. Sen çık canın odasına. Gelip anlatacağım. Altan, sabah sabah neden bizi hayal ettin? Bu ne? Bizi hastaneye getirmiş. Sen çıktıktan sonra odayı temizlerken bulmuşlar. Kesin sizindir galiba diye benim elime tutuşturdular. Baktım senin kendine bakacak halin yok. Ben de buraya getirdim. Abdullah. Bırak şimdi Abdullah'a da şu ekmeği kes. Altan, senin evlenmen lazım. Neden iki işin ucundan tutmayınca konuyu evliliğe bağlıyorsun sen? Çünkü seni sürekli ev işi yaparken görüyorum. Öyle mi? Acaba diyorum böyle bazen
İki işe yardım etsen. Hı? O zaman bütün işleri benim yapmama gerek kalmaz. Evet, sana yardımcı olalım diyor. Ya ne yardımcısı ya? Oğlum ben sizin gibi değilim ki. Evime gelecek yabancı birisi falan istemem ben öyle şey. İşte ben de o yüzden evlenmen lazım ya. Sen kendine bak ya. Ben evleniyorum. Evet, Nehir'le. Hı. Ne o? Beğenemedin mi? Kız holdingi ters düz edip işleri yoluna koydu. Daha ne? İşte aynen bu yüzden ben de tırsıyorum. Ben de. Hadi kızım elinizi çabuk tutun. İnerler şimdi, kahvaltı hazır değil. Allah Allah. Sultan, günaydın. Portakal suyu var mı Gülten teyze? Ah, tabii var kızım, burada. Gel. Asko. Tamam. Afiyet olsun. Kahvaltıya kalmayacak mısın? Hemen holdinge gitmem lazım. Gülten teyze. Efendim? Bugün eski kıyafetlerimin hepsini atıp yerine annemin benim için seçtiklerini yerleştirmenizi istiyorum. Onları atmadığını biliyorum. Öyle değil mi? Evet, atmamıştık. Güzel. Ha. Annemin takılarını da yerleştirin lütfen. Tamam Sultan Hanım. Bugün yaparım. Güzel. Günaydın kızım. Sana kolay gelsin. Ne bekliyordun? Kerem'i gördün mü? Sabah erkenden çıktı. Holding'e gitti. Hı? Bir şey söyledi mi? Allah'ım bize yardım et yarabbim. Bize bir yol göster. Anlat bakayım, nereden tanıyorsun Tahsin'i? Nereden tanıyacağım oğlum? Ablanın defile gecesinden. O gece sen... O gece ben Kerem'i vurdum, evet. Seylan yüzünden. İşte tamam. Ben de o yüzden o adamdan rica ettim bize yardım etmesini. Ne var bunda? Nasıl yani, sen rica ettin, o adam da öylece kabul etti. Sonra da pek iyi anlaştığınız için görüştünüz ha? Estağfurullah. Oğlum, önce Feride şimdi de sen. Siz beni ne sanıyorsunuz? Anneciğim, bak. Bu işin sonu iyiye gitmeyecek. Çok kötü olacak. Anlat o yüzden. Konuş. Tahsin abi. Eskiden bu mahallede oturuyordu. Nasıl ya? Nasıl ya? Oğlum anlat dedi. Anlatıyorum işte. Dinle. Baban, Feride'nin öz annesi, Tahsin abi, Anet ablanın kızı Alice, Necmi amcan, Salih, ben, hepimiz bu mahallenin çocuklarıydık. Sonra hepimiz ayrı bir yerlere dağıldık işte. Hayat. Ben de yıllar sonra Tahsin abiyi görünce... Abi deyip durma şu adama. Tamam tamam, neyse ne. Tahsin'i görünce şaşırdım işte. Bize yardım etmesi için geçmiş yılların hatırına gittim, rica ettim. Ne var bunda? Anneciğim, bak. O adam öyle hatır gönüle yardım edebilecek türden bir adam değil. Ha. Sen bu adamı tanımamışsın. Sen ne verdin bu adama? Ay ne vereceğim oğlum? Neyim var ki vereyim ben? Anne beni aptal yerine koyma. Beni aptal yerine koyma artık. Tamam. Babanın derzi dükkanının tapusunu şey ettim. Verdim ona. Oğlum, dinle bak anacığını. Epey para ettirip ya. Bak, biz sana bir dükkan, bir şey açalım. Kendi işinin patronu ol. Ha oğlum. Sen babamın
gibi. Koruyup kolladı dükkanı. Sattın mı? Sattım ama. Hem de yok pahasına. Sen bana teşekkür edeceğine öyle davran. Ben olmasaydım hala hapishanedeydin ama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke beni orada bıraksaydın. Bak kahretsin. Ne çabuk unuttun peşimden dolaştığın günleri anne param var mı diye. Ya besle kargayı oysun gözünü tabii ki. Aha. Şunu da deme yine de. Einstein kesildi başıma. Evi yıkacak. Açar bari iyiyim deyip kapatır ya. Açamam Feride, açamam. Ah meşgul attı. Emine bari... Emine? 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 Aşk olsun Emine. Şirkete geç kalacağım ama tam onun peşini bırakmam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dur devam edebilir miyiz? Var mıydı ki o akıl çıktı? Ay sen burada mıydın ya? Ay ben buradaydım da senin benim odamda ne işin var ben onu anlamadım. Ay şey ben... Merve biliyor musun? Senin bu holdingde işe başlamana ben çok sevindim. Ay gerçekten mi? Ay gerçekten Merve. Sen cümlenin başına ay koymadan konuşamıyor musun? Ay konuşurum tabii. Var mı dedikodu? Aa, olmaz mı? Nehir Hanım Feride'yi şirketten göndermek için çok güzel bir plan yapmış. Ay çok zeki. Kıskanıyorum vallahi. Bak sen. Çok akıllıca. Ne yapmış peki? Sen Feride'nin en son hazırladığı koleksiyonu sözleşme yapılan firmaya değil de İtalya'ya gönder. Onlar da çok beğen. Feride'yi davet et. Aa. Çok akıllıca. Ay. Değil mi? Ay evet. Merve. Bir tanem. Ay. Bebeğim. Git bak bakayım ben toplantı odasında mıyım? Ne? Benim odamdan çık çık. Ha. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz yani değil mi? Tabii canım ben hep o anı bekliyorum. Tamam, görüşürüz o zaman. Ay, görüşürüz. Görüşürüz Kerem Bey. Ay. Fırat. Birazdan sana seni nereden alacağımın mesajını atacağım. O adrese gel, tamam mı? Hey! Tamam. Öncelikle babamın ve Hasibe'nin nereden tanıştığını öğrenmemiz lazım. Tamam, ben mahalledekilere... Evet. Mahalledekileri bir soruştur bakalım.
Nehir'in ne yaptığını bilmiyorum ama işin içerisinde kesin babam da var. Adım adım ilerle Altan. Önce kimi soruşturacaksın? Cevap versene. Aziz ben bittim. Yandım ben kardeşim. Hakkını helal et. Helal olsun. Bu geliş hiç hayırlıya benzemiyor. Kardeşim ne kadar hakkım varsa helal olsun. Kaç kurtar diyeceğim ama. Eyvallah. Bana bakın. İkiniz de beni dinleyin. Yok artık daha neler. Anlattın mı Altan? Evet anlattım. Ama sor bana bir kere neden anlattın diye. Neden anlattın? Evet niye anlattım ben Emine Hanım? Neyi anlattın? Hafızamı kaybettim ya. Ya işte onu. Ama artık onu da anlatmasaydın ben artık seni öldürecektim Altan. Ya duydun mu? Ama şimdi ben seni öldüreceğim Altan. Hiç öyle bir şey olmayacak çünkü eğer bunu şimdi çözmezsek... Feride Hanım hepimizi öldürecek. Yani ben her türlü ölüyüm. Nasıl Feride? Arkanıza bakın. Feride. Ne yapacağız? Emine Hanım lütfen idare edin. Çok önemli şeylerin peşine düştüm. Çözmek zorundayım. Bitireceğim sizi, bitireceğim. Emine sen de mi Emine? Konuşun. Buyurun amirim. Sait, gel. Yalçın komiserin üzerinde çalıştığı dosyayı istiyorum. Yalçın komiserime biz sorsaydık önce. Rica etmedim Sait. Getirmeni istedim. Emredersiniz amirim. Öyle sır gibi neyi saklıyorsun acaba Yalçın? Amirin odasında gizli gizli ne konuşuyorsunuz? Bir de ben öğreneyim bakalım. Buyurun amirim, istediğiniz dosyalar. Sağ olasın. Teyzenin oğlu bu. Allah Allah. Senin ne işin var burada acaba? Ne işiniz var? Aa, Nehir Hanım söylemedi mi? Ben sizin sapığınızım ya, takip ediyordum sizi. Haksız da sayılmazmış. Evet haklı. Da benim en yakın arkadaşımla derin muhabbetlerinizi nasıl açıklayacaksınız çok merak ediyorum. Onu hatırlıyorsunuz herhalde. Kimi? Beni mi? Emine sen sus. Seninle sonra konuşacağız Altan Bey sizinle de. Hah aynen. O yüzden biz şimdi gidelim biz yavaştan. Hanımefendi. Nereye gidiyorsunuz? Kim? Ben mi? Yok ben. Ya tabii ki de siz Feride Hanım. Ya Emine sen hanımefendi misin sanki? Hadi yürü. Aa değil miyim Altan Bey? Ya öylesin tabii. Ya ben öyle demek istemedim biliyorsun. Ne demek istediniz Altan Bey? Ne demek istediniz acaba Altan Bey? Ne demek istediniz Altan Bey? Ya bu niye benim başıma patlıyor hep? Niye ben batıyorum ha? Sahi siz neden gelmiştiniz Feride Hanım? Ben bunu bir kenara yazdım yalnız haberiniz olsun.
Emine? Efendim Feride? Cevap bekliyorum. Evet Emine Hanım. Evet Emine Hanım. Gel Feride kuşum. O zaman ben olanı biteni bir güzel anlatayım sana. Yok gitme. Gitme şimdi canım. Bir saniye. Feride Hanım'la konuşuyorum şu anda. Dinliyorum Emine. Evet. Ya anlatma. Anlatamazsın şimdi. Neyi anlatamaz? Niye anlatmayacakmışım? Çünkü sürprizi bozacaksın ya. Ne sürprizi? Evleneceğimizi. Ne? Evlenecek misiniz? Evleniyor muyuz? Bir dakika. Nasıl ya? Peki neden bundan benim haberim yok Altan? Affedersiniz, benim buna cevap vermem gerekiyor. Ha bu arada, mutluluklar. Emine, iyi misin? Ay çiğdilim. Günaydın Sultan Hanım, gelebilir miyim? Günaydın, gelebilirsiniz tabii. Mali raporlar. Öyle mi? İnceleyip onay vermeniz gerekiyor. Tamam. Önce bir bakalım. Önce bir okuyalım. Üstteki dosyalar son 4 ayın yalnız. Onları Aziz Bey istemişti. Güzel. Yalnız benim anlamadığım bazı yerler var Sultan Hanım. Nedir mesela? Şimdi burada girdilerle çıktıların tablosunu görüyoruz ya. Buradan da yıllık harcamalarla yatırım marjlarının karşılaştırılması, değil mi? Evet. Şimdi bunları böyle karşılaştırdığımız zaman genelde hep tabloları en arkaya koyuyoruz. Yani koyuyorlar. Bunları böyle sınıflandırdığımız zaman holding bünyesindeki şirketlerin yatırım maliyetlerinin ne denli doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Anladım. Evet. Ne diyor? Oğlum adamın tamponu indirmişsin aşağı. Ya ne alakası? Allah. Hayda. Kapalı. Nasıl yani, bu saat oldu hala açmamış mı Salih baba? Allah Allah. Gerçekten de Allah Allah. Şami dede selamünaleyküm. Ve aleykümselam Ahmet. Ya Salih baba bir yere mi gitti? Vallahi sabah namazına gelmedi. Çıkışta baktım dükkanda hala kapalıydı. Açmamış da. Alamet. Lan birine mi bir şey oluyorsa? Ya abi dur, sen de iyice gelme adamı ya. Belki Necmi abiye gitmiştir. Gel bir de oraya bakalım. Doğru söylüyorsun. Hadi bir de kahveye bakalım. O adam da tamponu topa bak. Ya tamponu ben kırmadım. Hayır, yürü git. Ya ne alakası var? Anne, ben size dönüş yapacağım. Biraz bekler misiniz? Madem paranı gülemilersin ki. İnsanlık hali canım, olamaz mı? Alo. Serpil, geldin mi sen? Devam et. Siz mi ödediniz? Evet. Ah.
Alın. Benim kimsenin yardımına da anlayışına da ihtiyacım yok. Demek gerçekten hatırlamıyorsun beni. Aziz, tamam. Günaydın Nehir. Bugün nasılsın bakalım? İyiyim. Abi telefonum çalıyor. Abi. Neresi burası? Hoş geldiniz Aziz Bey. Teşekkür ederim. Dosyaları masaya bırakabiliriz. Gerisini ben hallederim Serpil'cim, sağ ol. Kahveni buraya yollar mısın? Tabii ki, emredersiniz. Kahvemizi terasta içelim mi? Olur. Serpil Hanım. Buyurun. Feride Hanım'a söyler misiniz boş bir vaktinde yanıma gelsin? Tabii. Neden, ne oldu ki? Neden sordun hayatım? Hesap mı veriyor? Yok canım, ondan değil. Siz neden hala burada duruyorsunuz Serpil Hanım? Görmemişim diyeceğim. Neyse, sabır Serpil. Bana mı yoksa Feride'ye mi lazım sabır? Serpil Hanım. Feride Hanım gerçekten Aziz Bey saplantılı bir şekilde takıntılı mı? Nasıl yani? Nehir Hanım söyledi de. Yani acıdıkları için şirkette tutuyorlarmış. İşinize bakın Damla Hanım. Tabii işiniz dedikodu peşinde koşmaksa bilelim. Tamam. Ah, benden başka kimse ilgilenmiyor mu sizinle? Seni de unutmuşlar. Feride, yine başlamışsın çiçek sohbetlerine. Evet. Kahve getireyim mi sana, ister misin? Yok yok, teşekkür ederim. Biraz sakar galiba. Galiba. Aziz Bey'i bir ara odasına çıkmanı söyledim. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ ol. Feride. Anladığım doğru mu? Geldiğinden beri söyle diye tutturdu. Bizim seninle bir şey konuşmamız lazım. Gel. Neresi abi burası? Burası benim yeni Luna Park'ım. Binsene atlı karıncama. Yeni ev. Eskisini sattım. Burayı aldım. Parasını da çatır çatır yiyorum. Güzel. 10 numara mekan olmuş.
Biliyorum. Anlar mısın? Anlarım biraz. Hadi. Oynayalım o zaman. Bu toplarla oynamayacağız. Başka toplarla oynayacağız. Topla. Bunlarla oynayacağız. Oyuncaklarımı çok seviyorum. Fırat. Topla. Diz. Onu bana yolla. Fırat, oyun bu topla başlar. Fırat, bu top oyunun tam ortasındadır. Etrafı hep korumalıdır. Mecburen oyunun içinde. Mecbur birileri ona çarpacak. Evet abi. Hazır mısın? Ortadaki top döner. Aa! Bak ne oldu? Oyunu başlatan top Tahsin'e çarptı. Tahsin ne oldu? Nehir'e çarptı. Nehir'e çarpılınca Nehir ne oldu? Nehir kızdı. Nehir kızınca çok tehlikeli olur. Nehir, kız bakayım. Kızdı. Nehir kızarsa Ecinli gibi musallat olur Feride'ye. Feride'ye çarpar. Aa! Frido! Frido! Frido çukura düştü. Gördün mü bak? Frido çukurda. Tahsin. Ve... Fırat,
Fırat deliye düşüyordu. Fırat'ı deliye düşmekten kim kurtardı? Ben. Ben kurtardım. Anladın mı oyunu? Kurşun asker. Ha? Ne anladın? Bana anlat. Quiz yapacağım sana. Anladım. İçeriden çıktıktan sonra beni Tahsin Bey aradı. Tahsin Bey. Dedi ki, beni senin çıkarttın bilsin. İşleri benim hallettiğimi söyleme dedi. Onun için çalışmamı, senin attığın her adımı da ona bildirmemi söyledi. Bir de ne? Antikacı var ya Salih Baba'nın dükkanı bizim mahalledeki. Oradan bazı şeyler çalmamı istedi. Ne gibi? Saat mi ne varmış? Bir de bazı dosyalar varmış onun kasasında. Çaldın? Çalacağım. Yapacak mısın? Yapacağım. Ben oyunu kurdum. O aldığın belgeleri önce bana getireceksin. Tahsin, bırak onun için çalıştığını düşünsün. Sen de benimle ilgili bilgileri ona götür ki şüphelenmesin. Ben de o sırada ne yapıyorum biliyor musun? Her zamanki gibi hedefe kilitlenip başına oynamanın en güzel tarafı ne biliyor musun? Hep ben kazanıyorum, hep ben kazanıyorum. Hadi. Gidiyoruz. Ben bu oyunda yokum. Yanlıştım. Toplantı öncesini ilgilendirmek için gelirim. Efendim Aziz. Nehir Holding'le ilgili bir şeyler gizliyor. Evine girin Altan. Her şeyi sakladığı bir kasası vardır Nehir'in evde. Gerekirse patlatarak açın. Ne olduğunu öğren. Tamam. Bir ev hırsızlığı yapmadığımız kalmıştı. Of be Aziz. Emine sen de uzatma artık istersen ha. Özür dilerim. Hayır yani o an ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Aziz de sen de ikiniz de bir anda beni ortaya attınız öyle. Bakalım benden ne kadarını saklıyorsunuz Nehir Hanım. Necmi abi de yok. Abdullah amca zaten Allah-u alem nerede? Abi ne oluyor bunlara? Ben iyice korkmaya başladım ya.
Bilmiyorum Ahmet. Ama öğreneceğiz. Tekin. Hayda. Al bir de buradan ya. Yalnız toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz. Ayıp yani. Abi sen de yapma bunu bana ya. Merak etme Ahmet. Ya tamam merak etmeyeyim de bu ne şimdi yani? Mahalle mahalle değil alacakaranlık kuşağı yemin ediyorum ya. Yazsam mı ya ben bunları? Hayda. Gülten teyze. Ah. Senin ne işin var burada? Ahmet çok şükür. Salih Bey'in dükkanı kapalı. Evet kapalı orası bugün. Neyse. Aslında ben seni arıyorum. Benim? Niye ki? Sen gel şöyle. Gel oğlum benimle. Gel bakayım. Ne oldu? Şuraya gel. Ne oldu ya? Ya dur anlatacağım gel. Yurt dışındaki bir okuldan davet aldığını söyleyenler var. Burs kazandığını söyleyenleri de duydum. Ama Feride Hanım bu konu hakkında pek konuşmuyor. Bırak konuşsunlar. Bu fikre inansınlar. Feride de inanacak, o da alışacak. Asıl dikkat etmemiz gereken kişi Kerem. O bu işi bozmak için her şeyi yapacaktır. Sonuçta elimdeki büyük bir koz. Hadi söyle. İyi insan lafın üstüne geldi değil mi? Hep yapıyorum bunu, iyi insanım. Damla Hanım, siz çıkabilirsiniz. Çıkış bu taraftan. Çok centilmenim. Seninle bir şey konuşmak istiyorum Nehir. Bu Frido'nun yurt dışı bağlantı işi senin işin değil, değil mi? Tabii ki ben yaptım Kerem. Nerede Feride'de bu yetenek ve network? Network? Bağlantı ağ desen havan sönüyor çünkü değil mi? Network'muş. Neyse beni ilgilendirmiyor. Ben beni ilgilendiren bir iş için buradayım. Hazır giyimin başında ben varım. Ve Feride benim elemanım. Feride gidecek Kerem. Başka yolu yok. Kim söylüyor onu? Ha? Hazır giyimin başında ben varım. Feride hiçbir yere gitmiyor. Buna izin vermeyeceğim. Her şey ayarlandı Kerem. Feride kendisi de kabul etti. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Aa! Sözleşmesi öyle demiyor ama. Onu bu şirkete öyle bir bağladım ki. Hiçbir yere gidemez. İlk başta şirket izniyle gidecek. Biz gönderdiğimiz için hiçbir sorun kalmayacak. Şirket istemiyor ki. Sen istiyorsun. Aa, aklıma bir şey geldi. Şirket bu arada benim. Gitmesi için tazminat ödemesi gerekiyor. Ödeyemeyeceği için... Hop, Frido kaldı. Hoş. Bu arada... Frido'da bir haller var. Frido pek bir rahat değil mi? Abimin onu hatırlamaması umurunda değilmiş gibi. Gözden kaçan şeyler var. Yılans. Büyük düşün. Geniş bak. Network. Kalama. Sultan hiç iyi değil. Herkesi tek tek siliyor. Biz artık ulaşamıyoruz. Sanki sizin muhabbetiniz başka gibiydi oğlum. Sen bizim köşke gelsen. Biraz otursamız, konuşsamız kafası dağılır belki. Ha?
Tabii ben gelirim. Gelirim de konuşurum da. Ama Gülten teyze, bizim Sultan'la öyle birkaç defa mecburi muhabbetlerimiz oldu yani. Anita teyzenin kafası 70'te yani. Öyle ortam muhabbetleri yani. Ben de her ihtimalden çare arıyorum be oğlum. Tamam. Tamam, geleceğim. Tamam. Şimdi ben sana yeni köşkün adresini vereceğim. Sen oraya gelirsin. Al bakalım. Biraz kafası dağılır belki. Ha? Sultan biraz yumuşar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bilemedim ki ben şimdi. Ne yapacağım böyle damdan düşer gibi? Merhaba Sultan'dan mı geldin diyeceğim? Neyse. Çok boğuluyorum o evde. Nefes alamıyorum ben Feride. Bir şey söyleyeceğim ama gülmeyeceksin. Ne? Kelin ilacı olsa kendi başına sürermiş. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Gel bizde kal diyeceğim ama bizim ev de aynı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Feride. Nehir. Abimle sözlenince çalışanlarımızın odalarına dalmak gibi bir alışkanlık mı geliştirdin acaba? Kusura bakmayın, dalmışım. Buyurun Nehir Hanım. Şirketten ayrılışınla ilgili konuşalım. Ne konuşacağız? Biliyorsun sözleşmem var. İmzaladığın sözleşmenin de tazminat maddesinin bağlayıcılığı var. Ama ayağına gelen bu güzel fırsatı kaçırmaman için o pürüzü ortadan kaldırabilirim. Eğer gitmeye karar verirsen tazminatın ödemesini ben sana yaparım. Siz hala niye benden korkuyorsunuz? Aziz beni hatırlamıyor. Üstelik sözlendiniz. Ben tehdit bile değilim sizince. Kesinlikle haklısın Feride. Korkmuyorum. Ama artık senin kendi yoluna bakman gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı Aziz'in kendi yoluna baktığı gibi. Aziz kararını verdi. Artık bana ait. Sen de gitme vaktin gelmedi mi artık? Bilmem. Geldi mi? Geç, seni bekliyor. Tamam Tekin. Gidebilirsin. Beni arabada bekle. Ali, biz yolumuzu değiştirdik. Ama yeminim var. Çocuklarımı, karımı, katledeni bulana kadar durmayacağım. Ama Şakal, çocuk nasıl senin yanında? Senden istediğim bilgileri getir. İpin ucunu sana kadar kovaladım. Bundan sonrasını da bulurum elbet. Ama ben bulursam ne olacağını biliyorsun. Ah be Emine. Ne yapacağım ben seninle bilmiyorum. Gülten abla. Ah, Altan oğlum.
Hayırdır, ne işiniz var burada? Sultan için geldim. Sultan'a bir şey mi oldu? Sorma oğlum. Abla böyle olmayacak ya. Bin araba istersen ben seni götüreyim istediğin yere. Hem konuşuruz. Merak ettim şimdi. Ama sana zahmet olacak oğlum ya. Ne demek, ne zahmeti? Buyurun lütfen. Selamun aleyküm Abdullah Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet abla, ne oldu? Ya kusura bakma, bende de kafa mı kaldı? Sanki her şey normalmiş gibi, bir de ne oldu diye soruyorum. Sultanın hali hal değil oğlum. Biliyorum. Ama elimizden de bir şey gelmiyor ki. Bir tarafta Aziz, bir tarafta Sultan. Sultan artık ne konuşuyor, ne dinliyor. Anneciğinin ölümü onu paramparça etti. Benim de suratıma bakmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Aziz gelir, belki bir şeyler düzelir dedim ama. E Aziz de aynı. Annesinin ölümünü söyledik. Bir kelime bile etmedi. Tek bir gözyaşı dökmedi. Hatta yasını bile tutmadı. Aziz annesine çok değer verirdi. Araları biraz açıktı. Yani Aziz annesini biraz uzak tutardı ama nihayetinde annesiydi. Kıyamazdı biliyorum. Ya Altan oğlum, biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Kimle konuşacağız? Ben hiç bilemiyorum. Sultan abla, Aziz'i sen de benim kadar iyi tanıyorsun. Ama böyle dolduruyor kendini. Biriktiriyor. Sonra bu hep içine attığı, bu bütün bu tuttuğu duyguları günün birinde... Aman Allah korusun ya Rabbi, Aziz bu. Ne olacağı belli olmaz. Allah'ım. Ah. Hasine, bırak ben yapayım onu. Senin çok işin var. Ben de çok yük oldum sana zaten. Anet abla, geldin mi? Nereye gittim ki? Gelmemiş. İyi, tamam. Hadi gel gel. Otur şöyle. Hah. Al bakalım. Faik. Hayırdır, nereye sen? Dükkana. Dükkana mı? Dur. Gel sen böyle bekle. Ben seni götüreyim Faik'cim. Gel geç. Geç otur. Ben hazırlanacağım. Şimdi hazırlanıp geleceğim. Hadi bakalım Hasibe. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi göreceksin artık Anya'yı, Konya'yı. Adama bir inme, daha inmese bari. Faik, ben geliyorum hazırlanıp. Aziz Bey'e gidecek raporların listesi. Önce siz görmek istemiştiniz. Hı hı. Son 4 aydaki holdinge giren yatırım miktarıyla şirketin mali harcama tablosunda bir tutarsızlık var. Yatırımcı şirket rakamlarında spekülasyon yapılmış gibi duruyor. Ya yatırım marjları değiştirilmiş ya da muhasebe hatası. Yani detaylı olarak incelerseniz göreceksiniz. Gelen finans desteği harcamalardan çok görünüyor. Ama harcamaların tamamı gösterilmemiş. Tamam, anladım. Ben ilgileneceğim, sen çıkabilirsin.
Tahsin amca, çok acil bir durum var. Raporlarda mali dengesizlik çıktı. Kim raporlandırdı bu işlemleri? Aziz istemişti. Ben aslında giden raporları kontrol etmek istedim ama... Tahsin amca, bunu düzeltmemiz lazım. Aziz'in öğrenmemesi için her şeyi yap Nehir. Aziz bu farklılıkları hiçbir zaman bilmemeli. Hatta sen onları imha et. Ben halledeceğim. Ali, hayırdır? Ne bu halin böyle? Çakal beni buldu. Çakal. Necmi mi? Çakal hafife alma Tahsin. Yıllardan beri ailesinin yasını tutuyor. Bu alemden çekildi ama vermiş olduğu sözü tutacaktır o. Yani ailesinin bir gün muhakkak intikamını alacak. Nasıl olur ya? Yıllardan beri biz Çakal'dan haberi almadık. Nereden buldu? Nasıl buldu? Nasıl olur bu iş? Ve sen de kendine dikkat et Tahsin. Bu işlerin yenilir yutulur tarafı kalmadı. Kaç sene sonra beni buldu. Demek ki hala güçlü bağlantıları var bu adamın. Allah kahretsin ya. Şu saatte belgelerden de bir türlü bir haber çıkmadı. En azından saati bulsaydık bazı şeyleri kökten halledebilirdik. Allah kahretsin. Şu saatten haber yok mu hala? Altan denen adamın emni altını söyledik ama oradan bir şey çıkmadı. Biliyorsunuz zaten. Bir defa da bilmediğim bir şey söyleyin bana be. Anlaşıldı, siz bu işi yapamayacaksınız, beceremeyeceksiniz. Yok bir haber değil mi? Kahretsin. Bizim saati mutlaka bulmamız lazım. Abdullah amca. Sen bana bu saati Aziz'e geri vermem için mi verdin? De. Bu saat sana nasıl geri geldi? Oh, Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Gel Faik. Dur, yavaş. Dur, kapıyı kapatayım, dur. Gel Faik. Ha, dikkat Faik. Aman, ayağına dikkat.
İyiyim Abdullah Efendi, iyiyim. Bugün elimde can veren bir sübyanın ölüm yıl dönümü. Bu yüzden biraz dalgınız, hüzünlüyüz. Demek onların da zamanı geldi. Şey Faik, ben Anet ablayı daha fazla yalnız bırakmayayım. Tamam mı? Hadi. Yine ne var Asibe? Bir şey yapmamışsın dükkana. Yapmadım, sen de yapmayacaksın. Dükkanın sadece mülkü bende. Bırak kocan istediği gibi çalışsın orada. Sen yeter ki çeneni sıkı tut. Allah Allah. Aman. Bana ne be? Asibe bacı. Patron selam söyledi. Beni çağırmışsınız. Evet. Nehir Hanım hakkınızda bir şeyler anlattı da. Doğruluğunu sizden duyup anlamak istedim. Nehir Hanım size ne söyledi bilmiyorum. Ama bana söylerseniz size doğru olup olmadığını söylerim Aziz Bey. Ben bunda gülünecek bir şey görmüyorum Aziz. Bey. Bir şey mi oldu hayatım? Yok. Feride Hanım'la sohbet ediyorduk. Onu daha yakından tanımaya çalışıyorum da. Neden? Neyse canım. Feride Hanım, Merve Hanım size bakıyordu aşağıda.
Tamam. Akşam diyorum. Şöyle ailecek hep beraber yemek yiyelim. Harika olur. Hem şu bizim düğünün tarihini konuşuruz. Tamam. O zaman ben hemen rezervasyon yaptırayım. Gülten ablayı arayıp haber vereceğim. Şöyle evde güzel bir sofra kursun. Hep beraber ailecek güzel yemek yiyelim. Hem o eve gelin geleceksin. Ne gerek var restorana? Olur. Sen ne olduktan sonra. Sen neden gelmiştin? Sana bakmak için. Ama benimle böyle ilgilenirsen ben çok çabuk şımarırım. Allah'ım bize yardım et, sultanıma yardım et. Kızım eksik listesini çıkardı mı? Çıkardıysan ver çocukları alsınlar. Hadi. Ah. Aziz oğlum. Gülten abla. Heh. Elinde ne iş varsa bırak hemen. Hayırdır inşallah Aziz. Korkutma beni ne olur. Korkacak bir şey yok. Akşam diyorum hep beraber şöyle güzel bir yemek yiyelim. Ailecek. Çok iyi düşünmüşsün oğlum. Ben hemen başlıyorum hazırlıkları. Tamam, Nehir de katılacak. Gülten abla, Nehir de artık bu ailenin bir parçası. Tamam oğlum. Tamam. Allah Allah. Ne severdi bunlar? Alayım ablacığım. Üç kuruş para aldık. Ya ablacığım bu para denen Merat olduğu yerde değer kazanıyor işte. Sen de aylardır oyalıyorsun bizi. Haliyle biz de faiz işlettik. Biraz sevinelim dedik. Üç kuruş paraya kaldık gene. Ah Hasibe, ah. Kadersiz Hasibe. Girin. Sultanım, gelebilir miyim? Abi, gel tabii. Çok işim var sanırım. Çok. Hiçbir şey anlamıyorum. Öğrenmem lazım. Neden buradasın Sultan? Öyle olmak zorundaydı. Siz hepiniz bir taraflarda yatıyordunuz. Hem annem öyle olmasını isterdi. Başka bir şey konuşabilir miyiz abi? Hı? Ben konuşmak istemiyorum. Her şeyden ve herkesten köşe bucak kaçıyorsun Sultan. Nereye kadar? Tamam. Zorlamayacağım. Akşam hep beraber evde yemek yiyelim diyorum. Aile yemeği. Ailecek derken? Sen, ben, babam, Kerem, Nehir. Nehir. Nehir ne çabuk aileden oldu abicim. Kırma beni. Peki. Harika. O çok sevgili çekirdek aile yemeğimize katılacağım.
Ya şu kız Aziz'in peşine bilinçli bir şekilde mi düştü acaba? Yoksa... Efendim oğlum? Baba, akşam eve vakitlice gelirsen sevinirim. Hep birlikte aile yemeği yiyelim istiyorum. Gülten abla hazırlık yapıyor. Tabii ki oğlum, tabii ki. Çok güzel düşünmüşsün. Tamam. Ya Aziz'in bu son dönemleri hatırlamaması başımıza gelen en güzel şey galiba. Akşam muhteşem sahne performanslarınızı tek tek izleyeceğim. Hepiniz. Vaktini aldırmadan geçer hayat aklına yaz. Aksine tartışmadan alıp her zaman anlatır aslını ne yapsam. Yine az oynatır aklımı. Yap diye durur geçer zaman aldırmadan aklına yaz. Sonları başları topla hesapları oynatır aklımı olmasın olmasın. Bir derdim bin dert olur. Güçlendim yine yok olur. Bir derdim bin dert olur. Güçlendim yine yok oldu. Sıfırdan başlamak. Hepinize tek tek sıra gelecek. Hayırdır Abdullah amca, sen niye geldin buraya kadar? Ver onu bana. Ben gideceği yere ulaştırırım. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Amin. Vay vay, benim amcam gelmiş. Benim amcam. Hani benim babam? Araba yürüyelim. Hani benim canım? Deli deliye dakikada bulurmuş. Aşk olsun Nehir. Deli değil, özellikli. Özellikli. Canım? Sultan nerede? Çıktı biraz evvel. Hadi gidelim. Hadi akşam yemekte görüşürüz. Aile. Aile. Bunlar aile.
Aa, o ne Feride Hanım? Sizi ilgilendiren bir şey değil Damla Hanım. Hadi gel bu akşam bizim çocuklarla eğlenelim biraz. Ya işim gücüm var Merve benim. Sen git. İyi tamam. Bunca şeye rağmen hala seni kurtarmaya çalışıyorum Aziz. Bakalım daha ne kadar devam edeceksin bu oyuna. Ama ben sana yapacağımı bilirim. Sabır Feride. Sabır. İyi akşamlar baba. Hoş geldin Aziz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Nasıl oturalım? Ben böyle. Gel. Gülten abla. Aile yemeği dedik. Sen de bu ailedensin. Lütfen bir servis daha ekler misin? Hatta iki servis, bir misafirimiz daha var. İki, bir. İki, bir. Güzel. Biz geldik. Gel Kerem, hoş geldiniz. Yeni kankam. Kaç kız? Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Malum uzun süreden sonra ilk defa bir araya gelebildik. Asıl biz sana teşekkür ederiz abi. Gülten abla, sana ayrıca teşekkür ederim. Hem bu güzel sofrayı kurdun bize, hem de her zaman yanımızda oldun. Ben de bir şey diyeceğim abi. Tabii Kerem. Uzun bir konuşma olacak. Annemi buldum. Herkese çok selamlar. Baba, özellikle sana çok selam söyle dedi. Buldum. Var. Görüyorsun değil mi? Nasıl da kardeşini tanıyor. Şaka yaptım ya. İnandınız değil mi? İnanma, inanma. Şaka. Bohte rahatla. Oğlum bu akşamın başka bir özelliği var mı yoksa... Var tabii. Düğün tarihine karar verin istedim. Hep birlikte. Daha fazla beklemek istemiyoruz. Abi, neden evlilik için bu kadar acele ediyorsunuz ki? Yani daha iyileşmedin sen. Sultancığım, sizin ailenizin de güzel şeyler yaşaması gerekmiyor mu artık? Çok zor zamanlar geçirdiniz. Evet kızım, sen bizim en zor günlerimizde, sıkıntılı günlerimizde yanımızda bulundun. Çok yardımcı oldun, sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi sen düşündün ki...
Bu apar topar olan söz ve evlilik hepimizi iyileştirecek. Senin sayende biz aile olacağız. Amacın ne senin? Sultan, tamam yeter artık. Nehir, ailemiz ve holdingimiz için çok değerli. Son birkaç ay içinde yaptıklarını düşün istersen. Hı? İşte neden yapıyor onu? Ben bunu çok merak ediyorum baba. O kibar, nazik, hepimizi iyiliklere ve hediyelere boğan Nehir'in altındaki gerçek Nehir ne istiyor? Abimi. Sadece abimi. Sultan tamam. Geceyi daha da zorlaştırma istersen ha? Sultancığım, babam haklı. Sakin ol lütfen. Herkes bir aradayken lütfen beni biraz aydınlatın. Malum son bir yılı kesinlikle hatırlamıyorum. 4 ay önceki bu defiledeki olaylar, sonra ailemizde yaşanan tatsız mevzular yüzünden şirketin piyasadaki değerleri bayağı dibe vurmuş durumda. Yatırımcılar için güvensiz bir tabloyla karşı karşıya kalmışız. Sağ olsun Nehir bu krizi bertaraf etmek için elinden geleni yapmış ki çok da başarılı olmuş. Sanırım bunda babamın da bir katkısı var. Öyle değil mi baba? Ama geri dönebilmek için daha agresif bir girişime ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Diyorum ki Kore'deki inşaat projesine hız verip bitiş tarihini öne çekebilmek için yeni bir kaynak bulsak. Ben böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum Aziz. Yani şirketin borsadaki seyri stabil olduğu için zaten ek kaynak bulmamız da zorlaşacaktır. Doğru söylüyorsun. Ama belki şirketin acil durumlar için kenara ayırdığı kaynağı kullanabiliriz. Ne dersin? Öyle değil mi baba? Sence yönetim kurulu buna onay verir mi? Ben ek kaynakları daha hayati durumlarda kullanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum Aziz. Nehir'cim, bundan daha hayati bir durum var mı? Ben halledeceğim, sen merak etme. Pardon. Siz devam edin, afiyet olsun. Babacığım daha doğru dürüst bir şey yemedin. Yedin mi yoksa? Tamam. İlk fırsatta alın, bana da haber verin. Hasibe. Sevim'in getirdiği kutular, albümüm nerede? Odada her yerde aradım ama bulamadım. Senin odana bıraktım onları ben. Kim bilir nereye koydun, unuttun gene. Ama hey heylerin gelince de bana söyleniyorsun. Torunumun Alice'imin fotoğrafları vardı. Çok özledim Alice'imi. Bari fotoğrafına bakarım. Aziz ve... Ay ben nereden bileyim Faik nerede olduğunu? Allah bilir nereye koyduğunu. O zaman Alice'e götür beni. Yüzünü hadi göreyim. Haydi. Haydi Hasibe. Ay Aneta abla gece gece nereye gidiyorsun? Saçmalama. Hey ya Rabbim bir tane de akıllısı denk gelmez mi bana? Alice'imi göreceğim. Özlemiştir beni. Çok özledim onu. Önce sahile bakarım. Ay. Feride. Hayırdır ne oldu? Ne bu haliniz? Önce Salih'e gidelim. Bir gören olmuştur elbet Alice'imi. Alır buraya getiririz. Gece gece nereye gidecek? Anne teyzeciğim bak şimdi hava çok karardı. Yarın sabah gitsek olmaz mı? Olmaz. Gece gece nereye gidecek? Alır getiririz onu buraya. Özlemiştir beni. Ben de Alice'in numarası var. Ben onu ararım gelir olur mu? Hadi sen otur. Hadi otur gel. Arayacağım ben onu şimdi hadi.
Hadi otur yeğenim. Ay canım burnumda zaten. Bir de bunun hayalet kızıyla uğraş dur. Tövbe tövbe. Efendim Feride. Sultan iyi akşamlar, gece gece rahatsız ediyorum ama... Aneta teyze... Ne oldu Aneta teyze mi? Yok yok hayır, bir şey olmadı da... Alice'i özlemiş. Alice diye tutturdu. Sakinleştiremiyoruz biz de. Belki sen gelirsen... Ben şu an mümkün değil, gelemem. İnan yani ben başka türlü olsa Aneta teyzemi yalnız bırakmazdım. Kusura bakma. Tamam, tamam anladım. İyi akşamlar. Ah be, hatırla be, burada bir yerde koymuştum. Burada olacaktı kutular, fotoğraflar. Aneta abla, sabah bakarız onlara. Neredeyse ver şu albümü de sakinleşsin. Aa, ben nereden bileyim canım nerede olduğunu? Ev ev gibi bir yol geçen alı, giren çıkan belli değil. Neyin nereye konduğunu ben nereden bileceğim? Ettiğin söz mü senin? Ver de kadın sakinleşsin, sabaha kadar durmayacak yoksa. Ha yeter artık ama. Hepiniz vicdanınızı rahatlatacaksınız diye ben ortamdan çatlayacağım yani. Çok istiyorsan kendin ilgilen, bul albümünü. Ben nereden bulacağım canım? Aa, başka derdim yok sanki benim. Bir lokma yemek yiyeceğim şurada. Tamam, uzatma sen de artık. Aneta teyzeciğim, hadi gel. Şimdi biz aşağıya gidelim, odana bakalım. Buluruz belki, tamam mı? Beraber ararız. Aşağıda dur. Evet. Evet. Odamda mı? Yok. Aşağıya, aşağı buradan Aneta teyze. Burada gideceğiz. Gel. Of, dikkat et. Tamam, hadi. Baba, Tekin'i açık ettik bugün. Beklediğimiz bir şeydi zaten. Bunca yıldır sakladım ama pek emin de değilim. İçim rahat değil baba. Kalbini ferah tutacak Alfani. Olanda hayır vardır elbet. Bekleyip göreceğiz. Baba çayları koyayım mı? Doldur Ahmet'im. Doldur güzel çocuk. Ha bir de... Nikahtan önce birlikte bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Ben avukatlarla konuştum. Hatta senin avukatını da ilettiler. Sen de oku. Detayları tekrar konuşalım. Detaylar, detaylar, detaylar. Nehir'in en sevdiği ve uzman olduğu konular. Öyle değil mi? Ama şimdi bir ev kurarken, bir yuva kurarken de detaylara bu kadar takılmamak gerekiyor. Büyük resme bakmak gerekiyor. Öyle değil mi babacığım? Ne dedim ben şimdi? Neden keskin keskin bakıyorsun? Kesin bir şey söylemeye çalışıyor. Hazır giyimde neler oluyor Kerem? Biraz da senin şirketinin durumlarından bahsedelim. Duyduğum kadarıyla tasarımcının işinden ayrılıyormuş. Yok yok. Yanlış bilgi. Her şey çok iyi gidiyor. Hem tazminatımı ödemeden bir yere gidemez Ella'm. O durum halloldu Kerem'cim. Feride tazminatını ödemeyi kabul etti. Nasıl yani? Bugün ben konuştum Sultan'cım, tamam dedi. Tecrübe onun için çok önemliymiş. Artık kendi yoluna bakması gerektiğini düşünmüş. Akıllı kızmış. Haydi bismillah. Çevirelim bakalım çarkı feleği. Baba niye dönmüyor ya bu? Allah Allah. Yola giremedik mi hala? Haydi bismillah.
4. Hava, gökyüzü, başka bir nüshada sema da denir. Bu adımda yeryüzü kula dar gelir. Gördüğü şiddet yüzünden havalanıp uçmak ister. Ama acizliğini görüp anlar. Bu da kişiyi nefrete, o da acizliğe sevk eder der üstad. Ama biz yine bildiğimiz yerden anlamaya çalışalım. Gökyüzü bizim nazarımızdan, yani insan algısından bakıldığında sonsuzluktur. Kişi kendi içinde sıkışıp kaldığında yeryüzü dar gelir. Cevaplanmamış, cevaplansa da kalbi tatmin olmamışsa insan, işte o zaman kendi içinde sıkışıp kalır. İşte o zaman sonsuzluğa uçmak ister. Ama başaramayınca kendi aklının, kendi kendinin, nefsinin hapishanesine düşer. Biz buna kendi aciz düşüncemizle sıkıntı diyelim. Ruh, Allah'ın nurundan bir parçadır. Bedenlerimiz ise onu sınırlar ve belli bir kalıba sokar. Sözlerimizin iddiasında değiliz elbet. Ama yine Allah'a sığınarak aslında o vakit uçmak isteyen, sıkışan ve daralan ruhumuz diyebilir miyiz? Ve kalplerimiz de, ruhlarımız da Allah'ı anmakla tatmin olur. Hazreti Mevlana bunu çok güzel dile getirir. Der ki, gözün açıkken içine bir sıkıntı çöküyorsa, üzüntüden perişan oluyorsan, bil ki gönül gözün kapalıdır. Gönül gözünü aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı, gönül gözünün ikisinin de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz, sonsuz nur aramaktadır. O sonsuz olan gönül gözünün iki nurundan mahrum kalmakta, seni perişan etmektedir. Kendine gel ve onları koru. Ve başka bir beyitte şöyle devam eder. Abdullah amca, hadi biz gidelim. Bu yemek beni darlamaya başladı. Biraz gezeriz. Ben arabayı hazırlıyorum. Neden Keremciğim? Nehir'cim, daha sonra devam ederiz. Tamam. O zaman ellerinize sağlık Gülten teyzeciğim. Ben seni bırakırım kızım. Tamamdır. Yeni şirketi konuşuruz. Tamam. Çok güzel bir yemekti abi. Abdullah amca, benim için bu masadaki en güzel şey senin bu akşam burada olmandı. Doğru yere varılmaz.
Feride! Feride! Efendim Aziz? Kol düğmelerimi bulamıyorum. Hangi kol düğmeleri? Bugün takacağım kol düğmeleri. Nereye koydun? Çekmece. Daracık bir gönülle nefes alamaz hale gelmiyor musun? Sen vaktinin Yusuf'usun. Gökyüzünün güneşisin. Şu dar bedenden, karanlık dar zindandan çık, güzel yüzünü göster. Bugünlük bu kadar yeter mi güzel çocuklar? Eyvallah. Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Dinleyen olmazsa anlatanın ne kıymeti var, öyle değil mi? Necmi, biraz konuşalım. Anita teyzem, hadi biraz sakinleş, ne olur. Alo. Efendim Kerem Bey. Feride Hanım, anneannem nasıl, ne oluyor? Bilmiyorum. Sakinleştiremiyoruz. Önce Alice diye, sonra da albüm diye tutturdu. Ah anneanne, ah. Aklın nerede kim bilir. Tamam, ben yaklaştım. Tamam. Tamam. Dur bakayım bu sana. Bir şey yok. Bir de bittim ben. Yok. Anita teyze. Bak, hadi torunun geliyor. Hadi hazırlanalım ha. İyi. Madem anneannesi, niye yanına alıp bakmıyor? Ben bakıcı mıyım? Umarım beni affedersin Feride. Çok teşekkür ederim Tahsin babacığım. Nehir kızım, yarın bana bir ara uğra. Seninle konuşmamız lazım. Kesinlikle. Araban buradaydı değil mi? Evet evet, şuraya bıraktırdım, oradan alacağım. İyi geceler. Anneannem. Anneanne. Araba bir süre daha burada kalacak. Bu vale hizmetiniz var mı? Anahtar üstünde. İstiyorsan bir tur at, bin beygir. Şiştim. Vallahi şiştim. Efendim Feride. Sana geleceğim ben. Tamam canım, ben de marketten çıktım, eve doğru geçiyordum zaten. Dur ya da ya, parkta buluşalım. Açık hava biraz iyi gelir bana. Tamam o zaman, ben de parka geçiyorum şimdi. Tamam, çantamı alıp geleceğim ben de birazdan. Bakalım kameram çalışıyor mu? Çalışıyorsa bu yıl bilim ödülünü alırım ben. Babam da sevinir hem. Allah be, çalışıyor.
Az yürüyelim oğlum. Yürüyelim ana. Bu yolun sonu muydu yoksa... Anlamadım, ne dedin? Tuğlalı bir evden dönünce yüksekçe bir binaydı. Anneanne, bana bak bakayım. Biz nereyi arıyoruz ha? Senin eskiden yaşadığın ev mi? Kızınla yaşadığın ev mi? Onu mu arıyoruz? Bu yokuşun... Bana bak. Bir sakin ol. Hangi sokakta? Sokağın adını hatırlıyor musun? Sokak. Caddenin küçüğü. Kime diyorum kafa sütlaç? Bu yokuşun sonu muydu? Yoksa... Anneanne. Ne arıyoruz? Büyükçe bir bina. Kiremitli. Kız dede mi yaptın sen kendine? Yürü yürü, ben nasıl olsa arkandayım. Millet arkanda dayım var der, bu torunum var diyor. Çok pis azar işiteceğim biliyorum. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Feride? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırak! Yardım edin! Feride! Durun, ne yapıyorsunuz? Durun! Ah Feride, ah! Seni hiçbir şekilde riske edemem. Aziz de Kerem de gitmene engel olacaktır. Biz onu çok apar topar çağırdık. Görüşmesiydi, işe alınmaydı derken her şey birkaç gün içinde oldu. Biz de böyle bir yeteneği kaçırmak istemedik tabii. Hem şirkette biraz kriz durumu vardı. Biraz fazla çalıştırmak durumunda kaldı kendisini. Ha evet, çok çalıştırdınız kızımı. Bazı geceler eve gelmedi Faik. Ya evet, gelemedi değil mi? Neyse ki biz emeğini karşılıksız bırakmayacağız, siz hiç merak etmeyin. Öyle olması lazım tabii. Oradan olmazsa buradan. Seni bitireceğim Feride. Seni öyle bir yakalamalıyım ki gitmekten başka çaren kalmamalı. Ama bana seni içeriden bitirecek bir malzeme lazım. Defolup gideceksin. Alo? Alo, Hasibe teyzeciğim merhaba, ben Nehir. Eğer müsaitseniz sizi ziyaret etmek istiyorum. Bu arada Faik amcayı duydum. Ama biz de ancak kafamızı kaldırabildik dertlerimizden. Kusura bakmayın lütfen. Ay, olur mu hiç öyle şey? Tabii güzel kızım. Beklerim. Yalnız Faik amcan uyudu. Biz şöyle karşılıklı otururuz. Bekliyorum hemen. Aa, öyle mi? Tamam o zaman ben geleyim sizi alayım, biraz dolaşalım. Hem sizin de havanız değişmiş olur. Tamam güzel kızım. Ne zaman gelirsin? Ben yakınlardayım. Gelince sizi ararım, inersiniz tamam mı? Tabii tabii. Tabii güzel kızım. Görüşürüz. Bu da. Kimsiniz lan siz? Anneanne, bir adres defteri bir şey yok mu? Kime diyorum ya? Nereye arıyoruz biz ya? Anneanne, biz nereye arıyoruz? Evimiz oğlum, evimiz. Alice. Kızım. Allah bir kapıyı kapar, öbür kapıyı açar. Daha rahat bir yerde konuşalım mı? Tabii tabii, rahat rahat. Hadi bakalım.
Hasibe Hanım, sizinle açık konuşacağım. Çünkü oyun oynamaktan çok sıkıldım ve buna vaktim yok. Feride Öz kızınız değilmiş. Ceylan bana anlatmıştı aranızda geçen husumeti. Feride'yi hiç sevmiyorum. Anlamıştım zaten. Sanırım sizinle aynı dilden konuşmaya başlayacak. Ve çok iyi dost olacağız. Bilmem. Ne konuşacağımıza bağlı güzel kızım. Sen para istiyorsun. Ben de Feride'den kurtulmak. Nasıl konu? Harika. Thank you.